18 Eylül 2024 tarihinde yaşanacak olan bu ay tutulması bir döngünün başlangıcı olurken gökyüzünün gerilimini 14 Mart 2025'e kadar su ile ilgili olan alanlarda bir sürü duyumlar alacağız. Mesela su fabrikaları, su markaları bunlar etkin olacak. Ama tabii bu arada ülkede kanallar, medya, patronlar, futbolcular bunlar da konuşulacak tabii ki. Yeni skandallar mı bekliyor bizi gündemde? Hani kartlar yeniden dağıtılıyor. Hani sahne değişiyor. Oyuncular değişiyor. Dilan Polat adına mı yoksa başka bir Dilan Polat davası benzeri bir şey mi? Benzerleri gelecek zaten. Benzerleri olur. Ama onunki de hani başka bir döngüde yeniden çıkabilir. Bunun için Dilan Polat'ın dikkat etmesi gerekiyor. Başak Burcu'nda 25 derecede eğer bir burcunuz varsa aşk hayatı, evlilik, ortaklıklar, mahkemeler gündeme gelebilir. Değerli dostlar, hepinize selamlar. Hülya Meral YouTube kanalına hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Bugün konuğum gördüğünüz gibi kırmızı giymiş, ben sarı giymişim. İkimiz de Fenerbahçeliyiz ama Galatasaray'ı temsilen çıkmışız gibi oldu bugün. Efendim, karma astrolog Özlem Akpolat konuğum. Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Hülya Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Böyle yaz enerjisi. Artık yazı da ufak ufak böyle atlatıyoruz gibi ama hani iklim değişikliği Eylül Ekim'de yaz gibi geçecek gibi dedim ki böyle fresh çıkalım. Astroloji konuşacağız. Eylül ayını konuşacağız. O yüzden birazcık böyle bizi izleyenlere güzel güzel enerjiler verelim. Şöyle kıpır kıpır olsun. Siz de zaten renklerinizde öyle bir enerji veriyorsunuz. Ben de herhalde öyle bir enerji veriyorum. İnşallah böyle güzel bir yayın bizi ve izleyicilerimizi bekliyor diyelim. Vallahi ben çok merak ediyorum. Ağustos ayında böyle dolunay dolunay dedik. İşte dolunayı konuştuk değil mi? Nasıl geçecek falan diye. İşte bizi izleyenlere uyarılarda bulunduk. Şunu yaparsanız daha rahat geçer, bunu yaparsanız daha rahat geçer diye. Vallahi ben dolunayı şöyle geçirdim diyeyim. Hani biraz meditasyon yaparak, biraz böyle sakin geçirerek, işte esmalar çekerek, daha hani ruhen dingin, mümkünse böyle çok da fazla bir şeyle uğraşmayarak dingin, sakin, rahat geçirdim, normal geçirdim. Hani çok o beklenen güzel şeyler bende olmadı ama umarım şimdi bir de Eylül'de 18 Eylül'de bir dolunay bizi bekliyor. Umarım aynı şekilde geçiririm. Bunu da bakalım neler olacak. Biz dolunayları her zaman şöyle kalmış benim aklımda. Hani dolunay sanki hani yeni bir şeylerin başlangıcı, bir şeyleri kapatmak, yeni bir şeye başlamak. İşte her zaman böyle güzel bir şeymiş gibi konuştuk. Hep hani retrolar kötüymüş gibi algı oluşuyor aslında. Hani biz böyle astrolog olmayıp da sizleri dinleyenler olarak bizim tarafımızda. Ama geçtiğimiz dolunay biraz zor geçecek diye hep yorumlar aldık astrologlardan. Sizden de öyle. Şimdi merak ediyorum. 18 Eylül dolunayı Eylül ayında dolayısıyla gerçekleşecek. Nasıl geçecek? Benim yükselenim Başak. Şahsi şeylere girmek istemiyorum. Geçen bir bölümümüzde çok yorum gelmiş. Hülya Hanım kendi şahsi şeylerinizi niye soruyorsunuz diye. Sevgili izleyenler, ben şahsi konularımı sormuyorum. Benim yıldız seyretim ama bütün astrologlarımız zaten baktılar. Sağ olsunlar, ben ne olacağını biliyorum ama birazcık böyle astrologlarım senin nefes alsın, birazcık soluklansın diye ben de aralarda böyle girip kendi fikrimi söylüyorum. Onları yaptıkları yoruma istinaden, hiçbiri şahsi fikirler değil. Birazcık o yüzden yani araya girmiyorum aslında. Ben de çok konuşmuyorum. Astrologlarımıza söz veriyorum. Bu bölümde de sizi çok kesmeden, izleyicilerimize çok eleştiri gelmeden yorumlarınızı şimdi. Bir genel çerçeve çizelim mi? Ne olacak? Eylül ayında bizi neler bekliyor? Neler olacak? Dolunay'da neler olacak? Bir genel çerçeve çizdikten sonra da burç burç hepsini işlemeye başlarız zaten. Şimdi bu ay Başak Burcu'ndaki güneşimiz Balık Burcu'ndaki ay ile karşıt açı oluştururken 18 Eylül saat 5.34'te Türkiye enlem ve boylamlarına göre ay tutulmamız meydana gelecek. Aynı zamanda bu dolunayı da temsil ediyor. Hem tutulmalı bir dolunay. Tutulma, güneş tutulmasından bu yana geçen süreçte başladığı konuları yerine getirmeyi vaat edecek. Su burcunda meydana gelen bu ay tutulması ilişkiler, ortaklıklar, aydınlanmalar zamanı olduğunu bize ifade ediyor. Başak balık aksında geçen bu tutulma periyotlarının öncesi 1997, 2007, 2016 yıllarında yaşananları bizim oradaki gelişmeleri tekrardan önümüze sunacak. Bir dakika. Not alıyorum, yetişemedim. 1997, 2007 ve 2016 yıllarında yaşananları
tekrar benzer gelişmeleri bizim hayatımıza yansıtacak, bunları getirecek. Onlarda ne yaşadığımızı mı düşünmemiz gerekiyor? 97'de, 97'nin evet. mesela Eylül ayında başımıza ne gelmişti? 2007'nin evet. Eylül ayında başımıza ne gelmişti? Bunları düşünüyoruz. Yani genel olarak 97'de evet neler yaşadığımız, 2007'de neler yaşadığımız, 2016 bunlar tekrardan bu olaylar tamamlanmalar olacak. Hı hı hı. 18 Eylül 2024 tarihinde yaşanacak olan bu ay tutulması bir döngünün başlangıcı olurken gökyüzünün gerilimini 14 Mart 2025'e kadar en yüksek seviyeye taşıyacak Hülya Hanım. Bu periyot 20 Şubat 2027 Başak Burcu'ndaki ay tutulması ile bitecek. 2027'de mi bitecek? Evet. 20 çok Şubat. Evet. Vay vay, çok var daha. Peki bu süreç yani o tarihe kadar daha böyle sıkıntılı mı geçecek, onu mu anlamamız gerekiyor? Tam anlamıyla sıkıntılı diyemeyiz. Yani kim zaman iyi şeyler de yaşayacağız tabii ki. Çünkü mesela bu dolunaylar bitişi simgeler, bizlere bitişleri getirir hayatımızdaki. Ama o bitişle birlikte hayatımıza yeni enerjiler gelecek. Aslında bitmesi gerekenler bitiyor Hülya Hanım. Yani dolunaylarda artık görevini tamamlayanlar gidiyor. Bu bir ilişki olabilir, bir iş olabilir. Kurtulmanız gereken bir şey de olabilir. Hayatınızda sürümcemede olan bir şey de olabilir. Yani herhangi bir şey artık hayatınızdan ayrılabilir. Şimdi burç burç anlattığımızda zaten göreceksiniz. Eğer ki o sizin tutulmanızda, haritanızda sizi etkileyen alan hangi alansa, oradaki 25 derece eğer burçlarınız varsa orada biraz daha fazla etkilenmiş olacaksınız. Kadersel etkiler alacaksınız. Onu burçlarda açıklayacağım. Şu an biz tabii hani genel bir çerçeve çizmeye çalışıyoruz. Eylül ayında işte bizi neler bekliyor falan diye, ama tabii ki burada hep onu da vurgulamak gerekiyor. Bizim burada burç burç da yapsak bütün yorumlamalarımız aslında hani geneli temsil ediyor. Tabii. Yine de bir yıldız haritası danışmanlığı almak gerekiyor. Siz karma astrologsunuz, bir taraftan da hani harita danışmanlığı yapıyorsunuz. İsteyen hani orada da sizden destek alabilir. Ben hani haritamdan çok faydalanıp, siz de benim haritama baktınız bu arada. Hani haritamdan neler olacağını önceden öngördüğünüz için bana ilettiğiniz zaman ben de işte mesela geçtiğimiz dolunay örneğindeki gibi biraz daha rahat geçirdim o günü. Yani bir karar vermem gerekiyorsa o güne almadım onu mesela, beklettim hani ertesi gün. Sonraki günler biraz daha psikolojik olarak rahatladığımda, kendimi daha hazır hissettiğimde harekete geçtim. Dolayısıyla hani birazcık böyle önden alarm gibi oluyor sizden aldığımız bilgiler. Ona tabii göre daha şak geçiş yapmış oluyoruz. Tabii Hülya Hanım, buradaki hani önemli olan dediğiniz gibi, sizin de söylediğiniz gibi kendi haritanız. Yani bunlar genel, yani aslında ülkemiz olarak, dünya geneli olarak hani biraz daha hangi alanlarda neler yaşayacağımızı gösteriyor tutulmalar. Yani bütün insanlık adına diyelim tutulma. Yani tek bir yere gelmiyor tabii ki, bütün alanlarda neler yaşayacağımızı gösteriyor. Evet, haritalarınıza baktırabilirsiniz. İsteyenler eğitim de alıp kendileri de haritalarına bakabilir tabii ki. Eğitimlerimiz de başlıyor bu arada zaten. Ay harika. Tarihlerini o zaman açıklayalım. Ben şu an öğreniyorum eğitim başlattığınızı. Evet. Ekim ayında eğitimlerimiz de başlıyor yani. Instagram hesabınızdan zaten şimdi arkadaşlar altta da kullandılar girişte. Instagram hesabınızdan size ulaşabilirler eğer istiyorlarsa, böyle bir astroloji eğitimi de başlayacak. Oradan herkes eğitim aldıktan sonra kendi haritasına da bakabilir. Ben neyse böyle hep bir sayısal zeka gerektiğini düşünerek de uzak duruyorum şeyden, astrolojinin eğitiminden falan. Hani diyorum şimdi anlamam etmem, hani enlemler, boylamlar, açılar falan, o sayısal işler birazcık böyle uzak. Evet, çalışmak gerekiyor. Yani hani ders alıyorsunuz ama çalışmanız da gerekiyor. Eğer biraz da merakınız varsa en azından kendi haritanızı açtığınızda bir astrolog bunu anlattığında hangi derecede, hangi alanda, ne size ne getiriyor, ne götürüyor onu görürsün. İlla danışmanlık vermeseniz de o alanda biraz daha bilgili olursunuz. Yani zaten Plüto Kova çağında birçok insanın, ailelerde birçok insanın zaten astrolog olacağını görüyoruz. En azından kendi haritasını bilebileceğini görebiliyoruz. Evet, o da güzel. Peki şey merak ediyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta biraz hareketli geçti siyasi açıdan. Mecliste bir sürü olaylar oldu. İşte bu hayvanlarla alakalı olan olaylar var. İşte her iki kutup karşılıklı geliyor. Hayvanlarımız ne yazık ki öldürmeye devam ediyor. Bir taraftan dünyada gelişmeler oluyor. Gazze zaten çok hareketli. Amerika'da farklı farklı gelişmeler oluyor. İşte Amerika'da seçimler olacak. Onun tekrar bir hareketliliği var falan derken. Türkiye gündemini nasıl görüyorsunuz Eylül ayı için? Dünya gündemini nasıl görüyorsunuz haritada?
Evet, öncelikle Hülya Hanım şöyle söyleyeyim. 14 Mart 2025'e kadar riski en asgari indirecek şekilde hayatımıza idame ettirelim diyorum ben. Yani bazı işbirlikleri ortaya çıkar. Ekonomik krizin toplumlarda yarattığı işte bazı uzun sürecek işte gösterilere sebep olabilir bunlar. Komşu ülkelerden ta Vatikan'a kadar uzanacak işte güç savaşları, işte tarikatların bazı durumları ortaya çıkabilir. Banka işlemleri, kredi, çek, senet gibi işlemler gündeme gelebilir. Bunlar burç burç da açıklayacağız birazdan. İşte bazı grevler, işte toplumsal konular ortaya çıkabilir. Seller ve su taşkınlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Denizlerle ilgili, deniz ticaretiyle ilgili konular. Çünkü su burcunda olacak tutulma. Bazı toplum önündeki bildiğimiz, sevdiğimiz, saydığımız kişilerin kayıplarını hani bunları görebiliriz. Tutulmanın su burcunda gerçekleşmiş olması deniz tabanlarında oluşacak depremleri tetikleyebilir. Uluslararası boğaz geçişleri, bunlardaki hani gemi kazaları olabilir. Akdeniz'de sualtı kaynakları, Akdeniz'deki gene kara sularının ihlali, Akdeniz önemli. Karadeniz'deki askeri deniz üssü, denizlerle ilgili olacağı için bunlar biraz daha tetiklenebilir. Gündelik hayatta ise işte su kesintileri olabilir. Su kesintilerini biraz arttırabilir. Su baskınları, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sulardan bulaşan mikropların yaygınlaşması olabilir Hülya Hanım. Aa, çok önemli. Yani bu yüzyılda hala öyle bir şey mi var? Olabilme riski var. Evet, tabii. Tutulmada konuşacak işte kurumlar olabilir. Hani gene suyla ilgili olan alanlarda bir sürü hani duyumlar alacağız. Mesela su fabrikaları, su markaları bunlar etkin olacak. Ama tabii bu arada ülkede kanallar, medya, patronlar, futbolcular bunlar da konuşulacak tabii ki. Bunları etkileyecek. Yeni skandallar mı bekliyor bizi gündemde, Türkiye gündeminde? Evet, biraz yani bunları şey yapabiliriz, duyabiliriz. Zaten Hülya Hanım fark ettiniz mi? Hani öyle bir zamana girdik ki hani kartlar yeniden dağıtılıyor. Hani sahne değişiyor, oyuncular değişiyor. Haziran ayından beri bambaşka bir enerji dalgasının içindeyiz. Hani zaman hızlandı, deneyimler hızlandı, hak edişlerde karmalar da yaşanıyor. Hani işte yani bunlar biraz daha tutulmalarla alakalı diyoruz. Şey ne diyorsunuz? Yani biz tabii bunu konuşmayacaktık yayın öncesinde, öyle bir şey planlamadık ama Dilan Polat biliyorsunuz seni serbest bırakıldı. Onunla Evet. ilgili herhangi bir yorumunuz var mı? Evet, yorumum zaten işte bu dolunay tutulma yaklaşırken bazı olayların bitişi diyoruz. O da hani o artık yaşadığı olayın hani kapanması diye düşünüyorum ama tabii ki yani bir şey tam anlamıyla bitmiyor bazen de. Onun devamı başka bir döngüde tekrardan gelebilir. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani onun adına mı, Dilan Polat adına mı yoksa başka bir Dilan Polat davası benzeri bir şey mi düşünüyorsun? Benzerleri gelecek zaten. Benzerleri olur. Ama onunki de hani başka bir döngüde yeniden çıkabilir. Onun için Dilan Polat'ın dikkat etmesi gerekiyor. Ha, anladım. Anladım. Evet. Haksız bir çıkış tabii ki onunkisi. Yani bu kadar her neyse yorum yapmak istemiyorum. Şeye çevirmeyeyim, siyasi aramaya çevirmeyeyim burayı ama yani Evet. toplum sesi olmak gerekiyor bir taraftan. Yani bu kadar suç göz önündeyken, bu kadar her şey ayan beyan ortadayken serbest bırakılıyor olması bütün toplum vicdan açısından gerçekten şey. O Yani yüzden de yani burada tamam bu kapanmıyor. Yani bu şu anda bir tutulma yaklaşırken tutulmanın etkileri önceden başlar ve çok uzun sürelere yayılır. Yani ama bir 6 ay öncesinden de başlayabilir. O yüzden de o tutulma etkileriyle şu anki o olay kapandı. Ama yeniden gündeme gelme olasılığı var. Peki hep böyle astrologları takip ediyoruz tabii diyorlar ki Trump yeniden bir saldırıya uğrayabilir. Bu hani ilk suikastti fakat hani devamı gelecek diyorlar. Siz de katılıyor musunuz? Katılıyorum ben Hülya Hanım. Eğer ki seçimi kazanma durumu olursa ki seçimi kazanmak için elinden geleni yapıyor. Biliyorsunuz Elon Musk da kendi ekibine katmaya çalışıyor şu anda. Eğer seçimi kazanırsa tekrar bir deneme yapılır diye düşünüyorum ona. Yani çok da güvenli değil kendisine, bayağı Kesinlikle. güvenli çemberi oluştursa iyi olur diye Evet. düşünebiliriz aslında. Sevgili dostlar, Karma Astrolog Özlem Akpolat'ta devam ediyoruz ve sıra geldi tabii ki burçlarımıza. İsterseniz ilk burcumuz hemen Koç'ta başlayalım. Özlem Hanım hem Güneş burcu Koç olanları hem de yükseleni Koç olanları Eylül ayında neler bekliyor?
O zaman sevgili koçlar, yükselen koçlarımız, 22 Eylül'e kadar Güneş Başak Burcu'nda ve 6. evinizde olacak. Odak noktası kariyer, günlük yaşam, sağlık konuları olacaktır. 22 Eylül'e kadar çok çalışabilir, çok yorulabilirsiniz. Yoğun bir dönem yaşayacaksınız diyorum. Çalışmayan koçlar da koşturmalı bir hayata merhaba diyecek. Koşturmalı bir hayata yetişmeye çalışacak. Burada bazılarınız işte sağlığına da odaklanabilir. 18 Eylül'de Balık burcundaki 25 derecedeki bu dolunay ay tutulması ile birlikte gelecek. Ay tutulması ile yaşayacağınız için bu tutulmada kadersel bir etki almanız olasıdır. 12. evinizdeki Balık burcundaki 25 derecede ve 6. evinizde Başak burcunda 25 derecede eğer bir burcunuz varsa, bir gezegen yerleşiminiz varsa daha bir kadersel etki almanız olasıdır. Tutulma etkileri olduğu için 6 aylık bir sürece yayılabilir. Öncesi ve sonrası da olabilir diyoruz. Hani ben biraz daha önce bu etkileri almıştım da diyebilirler. O yüzden 6 ay evvelinden de hani yaşamış olabilirler. 12. evdeki bir tutulmada sağlık sorunları konusunda daha dikkatli olmakta fayda var. Dikkat etmek gerekiyor. 6-12 aksında yaşanacağı için bu tutulma kariyerde sonlanma, bitiş ve yeni döngülere geçiş de diyebiliriz. Yani bir şeyi bitirip, olayı bitirip yeni bir çalışma hayatına, yeni bir iş hayatına, belki normal çalışanlar, iş yerlerine çalışanlar, belki kendi işlerini kuracaklar, bunun gibi. 22 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçerken 7. eviniz, yani ikili ilişkiler sizin için önemli olacak sevgili koçlar. Bekarlar için yeni tanışmalar, evlilik konuları gündem olabilir. Mars'ın 4. evdeki Yengeç Burcu'ndaki geçişi, mücadelenin daha çok ailevi konularda olacağı, bu konuların gündem olabileceğini bize gösteriyor. Ailede büyüklerdeki bazı sağlık sorunları olma ihtimaline karşı gene dikkatli olmamız, tedbirli olmamız gerekiyor. Bazı yükselen koçlar da taşınma yaşayabilirler diyoruz. Sevgili koçlarımızı bitiriyoruz. Yer değişikliği olabilir diyorsunuz. Peki en başta dediniz ya koçlar için kadersel etki söz konusu olabilir. Oradan kastımız nedir tam olarak? Şimdi dolunaylar ve tutulma, bu aslında buradaki dolunay ve tutulma etkili. Tutulma dolunay etkili olduğu için burada zaten bir bitiş var. Dolunaylarda bitişler vardır. O yüzden de kadersel etkileri alırlar. Ama kadersel etkiyi alabilmek için sizin hangi aksınızda olduğu önemli. Mesela işte bir 6-12 aksında olduğu için işte oradaki hizmet alanı, çalışma hayatı ve 12. ev işte biraz daha geri planda kalıyor. Mesela gezi düşmanlıklar, ruhsal durumu, sağlığı, bunlar önemli oluyor. Buralarda 25 derecede gezegenleri varsa biraz daha etki hızlanır, çoğalır. Bunu anlatmak istiyorum. Peki sevgili boğaları, Güneş burcu boğalanları ve yükseleni boğalanları neler bekliyor? Sevgili boğalar, yükselen boğalar, 22 Eylül'e kadar sizin de Güneş Başak Burcu'nda ve 5. evinizde olacak. Aşk hayatı, çocuklar, sanatsal konular sizin için önemli diyebiliriz. Bazılarınız bozulan ilişkilerini yeniden düzenleyebilir. Hani bu dönemi bir kullanabilirler, toparlayabilirler. Anne babalar, yani anne baba olanlar çocuklarıyla biraz daha fazla ilgilenir. Sanatsal konularda hani ilham perisi sizlerle olabilir diyorum. 18 Eylül'deki Balık Burcu'ndaki Dolunay'da da Balık Burcu sizin 11. evinizde ve 25 derecede gerçekleşiyor. Yani dolunaylar sonlanma ve bitiş enerjileridir. Bu dolunayın etkilerinin kadersel düzeyde olması için 11. evde Balık Burcu'nda 25 derecede bir gezegen olması ve karşı aksında 5. evde Başak Burcu'nda bir 25 derecede bir gezegen olması gerekir. Eğer burada bu gezegenler varsa etkilenmeler daha fazla olur. Ay tutulması kadersel bir döngüdür. 11. evde tutulmada sosyal çevreniz değişebilir sevgili boğalar. Sosyal çevrede problemler olabilir. Bazı arkadaşlıklar bitebilir. Tabii ki bu bitişle yeni çevrelere girişler yaşayabilirsiniz. 11. ev kariyerin getirileridir. Bazılarınızın hayatında yaptığı işlerden ayrılma, kopuşlar söz konusu olabilir. 22 Eylül'de Güneş'in terazi burcuna girmesiyle 6. eviniz aktif olacak. Çok yoğun bir çalışma temposu yaşayabilirsiniz. Yeni projeler, İmzalar hayatınızda olabilir. 22 Eylül sonrası sağlığınıza biraz daha dikkat etmeniz önemlidir diyorum. Yengeç burcundaki Mars sizin 3. evinizde. Demek ki düşünceler aktif olacak diyoruz. Kararsızlıklar olabilir, iletişim zorlanabilir.
yakın çevre ve akraba ile ilgili sıkıntıların olma ihtimali olabilir. Ve bu arada ticari konular, seyahat, eğitim sizler için önem kazanacaktır diyoruz sevgili boğalarımıza. Peki, boğaları da bitirdik. Geldik ikizlere. Evet. İkizler Burcu'nun Eylül ayında neler bekliyor? Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, 22 Eylül'e kadar Güneş de sizin dördüncü evinizde, yani odak noktanız ailevi konular, aileden gelecek haberler, yuvanız, kökler önemli, eviniz ile ilgili gündemler de olabilir diyoruz. 18 Eylül'deki balık dolunayındaki balık burcu 10. evinizde sizin de gerçekleşiyor. Bu dolunayda 10. ev konuları ön planda olacaktır. Tabii dolunay bir ay tutulması olduğu için hani sonlanmalar gene anlatılıyor. Bir şeylerden vazgeçmeyi anlatıyor burada. 10. evinizde olduğu için balık burcundaki 25 derece gezegeniniz ve 4. evdeki başak burcundaki 25 derece gezegeninizle yerleşiminiz varsa etki çoğalır diyoruz sizin de. Kadersel etkiler gene yaşanır dolunaylarda. Toplumsal statü, kariyer ile ilgili çok güçlü kadersel etkileri anlatır burada. Bu konularla ilgili haberleri alırız. Muhtemelen yakın zamanda önemli değişimleri de görürsünüz sevgili yengeçler. Aile büyüklerinin sağlığı burada önemli olacaktır. Sizlerde de taşınma, yer değiştirme konuları yine gündemimizde olabilir. 22 Eylül itibariyle Güneş 5. evinizde gelecek sizin de. Yani aşk, ilişkiler konuları gündeme gelir. Sizlerde de ilişkisi bozulmuş olanlar için bir fırsat olabilir. Yeni ilişkiler için de bir şans diyebiliriz. İlişkisi olmayanlar için. Yeni çocuk haberleri gelebilir. Tasarım konusunda iyi olan sevgili ikizlerin yeni tasarımları, işte hobilerinde gün yüzüne çıkabilir. Mars'ın Yengeç burcundaki ikinci evde olması ile de paranızı koruyun. Paranıza dikkat edin diyoruz. Ödemeler aktif olabilir sevgili ikizler diyoruz. Peki. Yani aslında boğaya da bir taşınma söylediniz, ikizlere de Evet. taşınma söylediniz. Demek ki hani bir takım şeylere karar verdikçe yer değişiklikleri de söz konusu olabilir. Tebdil mekanda ferahlık vardır derler. Tabii. Belki her iki burç için de daha iyi olacaktır. Peki gelelim yengeçlere. Yengeç burçlarını Eylül ayında neler bekliyor? Evet sevgili yengeçler ve yükselen yengeçlerimiz. 22 Eylül'e kadar Güneş sizin de haritanızda 3. evinizde olacak. Başak Burcu'ndaki Güneş'in 3. evinizde olması zihniniz biraz yoğun olabilir diyoruz. Planlar, kararlar, yeni fikirleri size getirebilir. Yakın çevreyle, arkadaşlarla ilgili olan, kuzenlerle, akrabalarla olan ilişkileriniz gündeme gelir. Bunlar dikkat çeker. Eğitim, sınav konuları, ticaret önemli olur. Bu arada Güneş'ten destek alıyorsunuz tabii ki. Kısa seyahatlerde ve araçlarınız da gündeminizde olabilir. Alım, satım gibi şeyler de yaşayabilirsiniz. 18 Eylül'deki balık dolunayında balık burcu haritanızı 9. eve düşüyor. Yani 25 derecedeki bu dolunay bir ay tutulması. Buradan da sizin eğer gezegenleriniz varsa bu akslarda sizin de buradaki kadersel etkilerinizi yaşayabilirsiniz. Karşı evinde de yani 3. evinde de Başak Burcu'ndaki gene gezegeniniz varsa buradan etkilerinizi biraz daha fazla alabilirsiniz. Bu tutulma ile birlikte hayata bakış açınız, düşünceleriniz, inançlarınız biraz daha fazla etkilenebilir. Burada yurt dışı bağlantılı konular tetiklenebilir. Biraz daha sert etkili olabilir diyoruz sevgili yengeçlere. Dikkat etmemizde fayda var. Yine mahkemeler, davalık konular tetiklenebilir. Eşin ailesiyle de ilgili konular gündeme gelebilir diyoruz sevgili yengeçlere. Ve sosyal medya ile ilgili konularda dikkatli olmanız gereken bir dönem olabilir. 28 Eylül'deki Güneş Terazi burcunda ve dördüncü evinize geliyor. Aile ve ev, yuva konuları önem taşır. Tadilat, tamirat konuları olabilir. Burada taşınmadan çok aslında tadilat, tamirat diyebiliriz. Mars yükselende olduğu için de biraz daha cesaretli, biraz daha güçlü, mücadeleci hissedebilirsiniz. Bağışıklığınıza da önem vermenizi tavsiye ederim. Sevgili Peki. yengeçler. Gelelim benim de Güneş burcum olan Aslan burcuna. Yorum Güneş yapmayacağım. aslında. Şey diyorlar, kendi burcunuzda torpil yaptırmışsınız, daha çok soru soruyorsunuz falan diye. Yok, astrologlarımız ne yorum yapacaksa yapıyor, ben hiçbir şeye karışmıyorum yani. Evet, Gelelim Güneş kesinlikle. burcu benimki gibi Aslan olanlara ve yükseleni Aslan olanlara Eylül ayında neler bekliyor?
Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar diyoruz o zaman. 22 Eylül'e kadar Güneş haritanızda ikinci evinizde olacak. Yani ikinci eviniz aktif. Odağınız kariyer, maddi konular, para dengesi, finansal konular olabilir. 18 Eylül'deki 25 derece balık burcundaki dolunay 8. evinizde gerçekleşecek. Haritanızda 8. evde balık burcunda 25 derece gezegeniniz varsa çok daha etkili hissedersiniz bunu. Kadersel olayları yine yaşayabilirsiniz. Yine 2. evdeki 25 derecedeki Başak burcundaki gezegenlerle de bu kadersel etki alanını büyütürsünüz. Bu tutulma ile ilgili ortak kazanımlarınız, eşin parası, ortaklı konular da bir dönüşüm olabilir. Sizde mülk satışı ilgili konular gündeme gelebilir. Sağlık konularında da dikkat etmeniz gerekir sevgili aslanlar. 22 Eylül'deki terazi burcundaki güneş 3. evimize girecek. Yani düşünceler sizde de fazlasıyla aktif. Çeşitli planlar, karar değiştirme, fikir sorma fazlasıyla olabilir. Bilgi alma. Kardeşler, yakın akraba, komşulardan gelen haberler, sosyalleşme gündeme gelebilir. Ticari konular, yeni işlere adım atmalar olabilir sevgili aslanlarımız. Mars 12. evinizde Yengeç Burcu'nda, yani Mars 12. evden geçerken aklınıza takılan sorular, geçmiş gündemler fazlaca olabilir. Yani bu ne yapar? Zihinsel bir yorgunluk yapabilir. Dikkatli olmakta fayda vardır diyoruz sevgili aslanlarımıza. Fena değil. Güzel bir yorum oldu o zaman. Güzel bir ay bekliyor sanki. Sadece sağlığımıza biraz daha dikkat ediyoruz. Peki Başak Burçlarına gelirsek, Başak Burçlarına Eylül ayında neler bekliyor? Sevgili Başaklar, yükselen Başaklar o zaman. 22 Eylül'e kadar Güneş yükseleninizde, birinci evinizde. Güneş yükselenden geçerken daha iyi hissederiz. Karakter, kişilik özelliklerinizde dikkat çekersiniz. Üzerinize toplarsınız bütün dikkatleri. Daha özgüvenli, daha kararlı, daha planlı olabilirsiniz. Sağlık konularını ihmal etmeden günlük rutinlerimize devam edeceğiz sevgili Başaklar. 18 Eylül'deki Balık Burcu'ndaki Dolunay sizin 7. evinizde etkili olacak. 7. evde Balık Burcu'nda ve 1. evde Başak Burcu'nda 25 derecedeki gezegenlerle kadersel etki artar biliyorsunuz. İkili ilişkilere dikkat edelim. Aşk hayatı, evlilik, ortaklıklar, mahkemeler gündeme gelebilir. Bu dönemde bazı evlilik ve ortaklıklarda sorun yaşamamak adına dikkat etmekte fayda var diyorum. Yani biraz daha davalı bir konunuz varsa çok özenle hazırlanmak gerekir. Bu riskli olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Mars'ın 11. evdeki Yengeç Burcu'ndaki ilerleyişi de kariyerin getirdikleri de diyebiliriz burada. Yani sosyal ortamlarda kariyerle ilgili konuşmalar, hatta kariyerle ilgili gerilimler de olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Çalışmalarınızın olacağını, kendinizi göstermek isteyebileceğinizi burada öngörebiliriz. Arkadaş konularında dargınlık olmaması için biraz daha sakin olmakta fayda var diyoruz sevgili Başaklara. Başakları daha çok sanki kariyer konusunda bir takım hareketlilikler gibi algıladım. O yüzden biraz daha o süreçleri sakin geçirmekte fayda var. Peki gitsek terazi burcuna. Benim biliyorsunuz 4-5 burcum stelyumdu galiba, değil mi? Evet. Ben hem güneş burcumu aslanı, hem yükselenin başa, hem üst üste teraziyi böyle sırayla çok dikkat ediyorum. O etkileri yaşıyorsunuz yani hayatınızda. Evet. Peki terazi burçlarını, yani güneş burcu terazi olanları ve yükseleni terazi olanları neler bekliyor Eylül ayında? Sevgili teraziler ve yükselen teraziler diyoruz. 22 Eylül'e kadar Başak Burcu'ndaki güneş sizlerin 12. evinde. Bu ne demek oluyor? Biraz enerji düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Biraz fazla aklınıza sorular takılabilir. Birçok şeyi sorgulayabilirsiniz. Geçmişten aklınıza gelebilir, takılabilir kafanıza. Bu aralar önemli kararlar, büyük kararlar almayınız diyorum sevgili teraziler. Biraz dinlenmekte fayda var. Beklemek daha uygun olur. Arka planda kalmakta fayda var bu dönemde 22 Eylül'e kadar. 18 Eylül'deki Balık Burcu'ndaki 25 derecedeki Dolunay'da 6. evinizde gerçekleşiyor. Doğum haritanızdaki gene 6. evinizde olursa ve 12. evinizdeki Başak Burcu'ndaki 25 derece gezegenlerle daha da etkin oluyor. Sevgili teraziler, 6. evinizdeki tutulma iş hayatınızdaki bir dönüşümü tetikleyebilir. Bazı iş konularında sona gelme, değişim zamanı diyebiliriz. Çalışmayan terazilerimiz için ise yaptığınız işten vazgeçme de olabilir. Mesela günlük hayatta bir değişim zamanları da diyebiliriz.
Tabii bu arada hizmet aldığınız insanlarda da bir değişim yaşayabilirsiniz. Temelli değiştirebilirsiniz. Mesela bir kuaförünüzü değiştirebilirsiniz. İlla çok büyük olayların olmasına gerek yok. Gittiğiniz bir doktordan vazgeçip başka bir doktora gidebilirsiniz gibi. Ve sağlık konularında da dikkat etmek gerekiyor gene. Bütün burçlarda aslında var bu ayda. 22 Eylül'de Güneş Terazi burcunda ve birinci evinizde ve yükseleninizde olacak. Yani 22 Eylül itibariyle dikkat çektiğiniz, ne istediğinizi bildiğiniz bir dönemdesiniz artık sevgili teraziler. İlişkiler konusunda da destekleriniz olacak bu 22 Eylül'den sonra. Mars 10. evde ve Yengeç burcunda olacağı için kariyer, üstler konularında mücadele etmek biraz daha fazla olur. Buna biraz daha dikkat etmeniz gerekir bu konularda diyorum sevgili terazilere. Peki terazileri dinledik. Sıra geldi akreplere. Güneş burcu akrep olanlar ve yükseleni akrep olanları neler bekliyor Eylül ayında? Sevgili akrepler ve yükselen akrepler diyoruz. 22 Eylül'e kadar Güneş sizin 11. evinizde olacak. Başak Burcu'ndaki Güneşimiz. Yeniden hayata tutunma, kariyer hedefleri, yeni başlangıçlar ve bir çaba içinde olabilirsiniz diyorum. Yeni iş görüşmeleri, yeni planlarınız olabilir. Sosyal bir dönem, arkadaşlar ve çevre ile geçirilecek bir zaman olabilir. 18 Eylül'deki Balık Burcu'ndaki Dolunay 5. evinizde gerçekleşiyor. 5. ev konuları öne çıkacaktır. Ve 11. evde Başak Burcu'nda gene gezegenleriniz varsa 25 derecede gene bunu daha yoğun yaşayabilirsiniz. Bu dönemde ilişki problemleri, çocuklarımız gündem olabilir. Hamile olan yükselen akreplerin biraz daha dikkat etmesi önemlidir. Yatırımlara dikkat edilmesi gerekir. Bu dolunay ayrıca taşınma, yer değiştirme, ailevi konularda gündeme getirebilir. 22 Eylül itibariyle Güneş Terazi Burcu'nda ve 12. evinizde olacak. Bu da ne getirir? Hayat enerjisi biraz daha yavaş ilerleyebilir. Biraz arka plandan, geriden bazı konuları takip etmek isteyebilirsiniz. Çok ön plana çıkmak istemeyebilirsiniz. Biraz daha sağlığa gene dikkat etmek gerekir burada da. Bu ay bazı konuları büyütmemek çok önemlidir sevgili akrepler. Mars'ın Yengeç Burcu'nda ve 9. evde olması ile de hayata bakış açınız ve görüşleriniz daha dikkat çekmenizi sağlar. Eğitim konularında mücadeleler olabilir. Yurt dışı konuları gündemde olur. Mahkeme konuları gündeme düşebilir birdenbire. Eş ve partneri olanların da ailesiyle ilgili konular biraz daha dikkat çekebilir diyoruz. Peki akrepleri dinledik. Sıra geldi yaylara. Güneş burcu yay olanları ve yükseleni yay olanları neler bekliyor Eylül ayında? Sevgili yaylar ve yükselen yaylar diyoruz. Sizin de 22 Eylül'e kadar güneşiniz 10. evde olacak Başak Burcu'ndaki. Kariyerinize dikkat çektiğiniz bir dönemdesiniz. Güzel bir dönem sizin için. Yoğun iş gündemleri olabilir. Ayrıca ailevi konularda da gündemleriniz olabilir. 18 Eylül'deki Balık Burcu'ndaki Dolunay 4. evinizde olacak. Yani burada ev hane konuları gündem olur. Karşı evinde 25 derecede gene 10. evinde Başak Burcu'nda gezegenleriniz varsa konu biraz daha kuvvetli olur. Ailevi konularda uzamış bazı konular netleşip çözülebilir diyoruz. Bu çözülmeler ailevi ilişkilerde olabilir. Sağlık, evlilik konuları olabilir. 4-10 aksı olduğu için de yine kariyer alanı ile ilgili konular tetiklenebilir diyoruz sevgili yaylara. Sevgili yaylar, siz yaylar, sizin de konularınız gene taşınma konuları olabilir. Size de olabilir. Bu ay hareketli bir ay olacak. Hayaller, hedefler, sosyal çevre konularını anlatır. Güneş 11. evinize geliyor. İş çevresinde 22 Eylül sonrasında 11. evinizde. Burada iş çevresi konuları, sosyalleşmek için güzel zamanlar diyoruz. Mars Yengeç Burcu'nda ve 8. evinizde olacak. Burada da finansal konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ortaklı paralar, ailenin parası, eşin parası, iş ortağınız varsa ortaklarınızla ilgili paralar gündeme gelebilir. Tabii banka kartları, tazminatlar, nafaka konularında da mücadele edebilirsiniz. Problem yaşamamak için sevgili yaylar, burada biraz daha dikkat etmekte fayda var. Bilinçaltında sakladığınız konular gün yüzüne çıkabilir ve lütfen siz de sağlığınıza dikkat edin diyorum. Yani yaylarda aslanlar gibi birazcık sağlıklarına dikkat ediyorlar. Yine yaylar için de fena değil aslında, güzel bir ay geçecek gibi görünüyor.
Gelelim oğlaklara. Oğlak burcunu neler bekliyor Eylül ayında? Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklarımız, 22 Eylül'e kadar sizin de güneşiniz 9. evde olacak. Yani hayata bakışınız, inançlarınız, dünya görüşünüz etkin olacak. Güneş 9. evden geçerken hayatı sorgulayabilirsiniz. Eğitimlerle ilgili konular gündem olabilir. İşte pasaport, vize, yurt dışı işlemleri gündem olabilir. Mahkeme konuları ile ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. 18 Eylül'de 25 derecedeki Balık burcundaki dolunay 3. evinizde oluyor sevgili oğlaklar. Bu ay tutulması 9. evinizde 25 derecede Başak burcunda bir gezegeniniz varsa bu tutulmadan yine daha yoğun etkilenebilirsiniz. 3. evdeki tutulmada da kardeşler, akrabalarla ilgili konular daha çok gündeminizde olacak. Ticari faaliyetlere de dikkat etmeniz gerekir. Eğitim konularında ise daha titiz olmanızda fayda vardır diyoruz. 22 Eylül itibariyle Güneş 10. evinizden geçerken kariyerinize dikkat çektiğiniz bir dönem olacak sevgili oğlaklar. Toplum önünde gözler üzerinizde olabilir. Mars Yengeç Burcu'nda ve 7. evinizden geçiyor. İkili ilişkilere dikkat etmeniz gerekir. Bazı yanlış anlaşılmalar, temkinli olmakta fayda var. Daha Mars'ın geçtiği yerlerde daha mücadele artabilir. Onun için biraz daha dikkat etmekte fayda var diyoruz sevgili oğlaklar. Yani oğlaklar da başaklar gibi kariyerleriyle alakalı epey hareketli bir geçirecekler gibi görünüyor. Peki oğlaklar için de güzel bir ay, ama pasaport, vize falan dediniz. Demek ki onlar daha tatil planlarını belki de yapmadılar. Bir oralarda hareketlilikler var. Değil mi sanki? Evet. Evet, tamam. Gelelim Kova burcuna. Kova burçlarını Eylül ayında neler bekliyor? Sevgili kovalar, yükselen kovalar diyoruz. 22 Eylül'e kadar Güneş Başak Burcu'nda ve 8. evinizde olacak. Finansal konular, kredi kartları, banka kredileri gündeminiz olabilir. 18 Eylül'de Balık Burcu'nda 25 derecede ve 2. evinizde bir ay tutulması gerçekleşiyor. 2. evinizdeki Balık Burcu'ndaki bu tutulmada 25 derece bir gezegeniniz varsa dediğim gibi biraz daha etkimiz fazla olabilir. Finansal konularda bazı sıkıntılar olabilir, miras konuları olabilir ya da kariyer alanında bazı değişimler getirebilir size. Eskiyi götürüp yeniyi getirebilir. 22 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'nda ve 9. evinizde maneviyat, hayat görüşü, derin konular daha fazla ilginizi çekebilir. Yurt dışı ile ilgili bağlantılı tüm konularda hareketlilik olabilir. Vize, pasaport ya da yabancı ülke, işte ticari konular, iletişimde artabilir. Eğitim kararı, eğitim gündemi olabilir. Medya, yayıncılık gündem olabilir. Mars Yengeç Burcu'nda ve 6. evinizden geçecek. Günlük yaşamınızda bazı gerilimler, iş ortamında bazı anlaşmazlıklar olma ihtimali olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Sevgili kovalar, mide sorunlarına da dikkat etmeniz önemlidir bu ay. Hizmet aldığınız kişiler, gerilimler olmaması için daha dikkatli olmakta fayda vardır diyoruz. Genel olarak kovalar için de güzel şeyler duyduk aslında. Sadece biraz sağlıklarına dikkat ediyorlar, değil mi? Geldik son burcumuz balıklara. Tutulma su burcunda gerçekleştiği için de sürekli neredeyse her burç yorumunda bir balık kelimesini duyduk. Dolayısıyla orada çok merak ediyorum. Madem böyle, balık burçlarını neler bekliyor Eylül ayında? Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, 22 Eylül'e kadar Güneş Başak Burcu'nda ve 7. evinizde gerçekleşecek. Yani ikili ilişkiler gündemde sizin de. Evlilik hayatınızda bazı güzel gelişmeler, iş ortamınızda bazı yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. 18 Eylül'deki Balık Burcu'ndaki tutulma 1. evinizden geçiyor. Burada bir dolunay olacak. Haritanızda 1. evde yükselende bir Balık Burcu'nda 25 derece ve 7. evde Başak Burcu'ndaki bir 25 derece gezegeniniz varsa kadersel etkileri biraz daha yoğun yaşayabilirsiniz. Yani bitişler ve başlangıçlar daha fazla olabilir hayatınızda. Kendinizle ilgili yeni kararlar verebilirsiniz. Bu kararlar hayat planlarınıza değişiklik, ikili ilişkilerle ilgili olabilir. Başka yöne eğilim, bir şeylerden vazgeçme şeklinde de olabilir. Bazılarınız dış görüşlerinizle de ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. 22 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'nda ve 8. evinizde olacak. Burada sigorta, gelir gider, banka, ödemeler önemli olacaktır. Sağlığınıza da dikkat etmekte fayda vardır diyoruz.
Mars Yengeç Burcu'nda ve 5. evinizde sizin de. Bekarlar yeni ilişkilerle tanışabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda yoğunlaşmalar olabilir. Hamile sevgili balıklar biraz hareketli olmak isteyebilirsiniz bu dönemde. Biraz daha yavaş olmakta fayda vardır. Yeteneklerinizle ilgili konularda destek alabilirsiniz diyoruz sevgili balıklara. Hamile olan balıklara da bir uyarı geldi. O zaman şöyle bir toparlarsak aslında bütün burçlarımız için çok da fena bir Eylül ayı sanki beklemiyor bizi. Yorumlarınızdan onu anlıyorum. Ufak ufak böyle tabii hepimizin dikkat etmesi gereken bir takım şeyler var. Burç burç açıkladık işte. Belki bir mahkeme olabilir, belki bir kariyer değişikliği, belki iş yerinde bir gerilim olabilir, sağlıkla ilgili bir şeyler olabilir. Bunlara burcumuza göre dikkat ediyoruz. Ama bir taraftan da ben notumu aldım. Tabii ki ona ayrıca şimdi yayından sonra da bir düşüneceğim. 1997'ye, 2007'ye ve 2016'nın Eylül'üne acaba neler yaşadık diye bir mercek tutmak gerekiyor. O yılların Eylül ayında hayatımızda neler olduysa bunların benzerlerine yakın şeyler yaşayabiliriz diye anlıyorum. Bir de videonun başında ilettiğiniz gibi. Sevgili Özlem Akpolat, Karma Astrolog Özlem Akpolat bugün konuğumdu sevgili izleyenler, değerli dostlar. Bize burç burç Eylül ayında hepimizi neler beklediğini anlattı, detaylarını paylaştı. Bir de genel olarak güzel bir çerçeve çizdik aslında. Hem Dolunay'ı konuştuk hem de Eylül ayında genel olarak neler yaşanabilir. Bunların üzerinden geçtik. Türkiye'yi konuştuk, dünyayı konuştuk. Daha ne olsun? Bence çok şahane bir yorum oldu. Çok teşekkür ediyoruz Özlem Hanım. Hem verdiğiniz bilgiler için, yorumlarınız için, güzel tatlı üslubunuz için, sohbetiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Hülya Hanım. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi burç burç hepsini işledik Eylül ayını. Eğer herhangi bir yorumunuz varsa, herhangi bir sorunuz varsa videonun altına iletirseniz çok seviniriz. Kanala hala abone değilseniz lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşın ki daha çok kişi öğrensin, daha çok kişi faydalansın videolarımızdan. Şimdilik sevgiler hepinize. Görüşmek üzere. İyi akşamlar Özlem Hanım. Hoşça kalın. İyi Görüşürüz. akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz Özlem Hanım. Hem verdiğiniz bilgiler için, yorumlarınız için, güzel tatlı üslubunuz için, sohbetiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Hülya Hanım. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi burç burç hepsini işledik Eylül ayını. Eğer herhangi bir yorumunuz varsa, herhangi bir sorunuz varsa videonun altına iletirseniz çok seviniriz. Kanala hala abone değilseniz lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşın ki daha çok kişi öğrensin, daha çok kişi faydalansın videolarımızdan. Şimdilik sevgiler hepinize. Görüşmek üzere. İyi akşamlar Özlem Hanım. Hoşça kalın. İyi Görüşürüz. akşamlar.